Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda temel dokudan bahsedeceğiz. E, temel doku, arkadaşlar bitkilerde en çok bulunan dokudur. Bitkinin her organında karşımıza e, çıkabilir. E, ve temel doku, bitkinin farklı kısımlarında arkadaşlar, e, bulunduğu yere göre farklı işlevler, farklı görevler üstlenebilir. Temel doku deyince arkadaşlar, üç farklı doku aklımıza gelecek. Bunlardan birisi parankima, bir diğeri e, kollenkima ve sıklarenkima 3 çeşit temel dokumuz var. E, bunlardan arkadaşlar parankima hücreleri e, canlı hücrelerdir. Kollenkima da canlıdır ancak sıklarenkima ölü hücrelerden oluşur. E, bunu bilmeniz gerekir. Ayrıca arkadaşlar parankima hücrelerinin de çeşitleri vardır. Özümleme parankiması, iletim parankiması, depo parankiması ve havalandırma parankiması gibi çeşitleri vardır. Temel doku hücreleri bunlardır arkadaşlar. Unutmamamız gereken e, bunlardan sıklerenkima ölüdür. E, ölü hücrelerden oluşur. Parankima ve kollenkima canlıdır. Şimdi bunların tek tek çeşitlerini görelim. Parankima ile başlayacağız. E, parankima hücrelerinin özellikleri de başlayalım arkadaşlar. Parankima hücreleri canlı hücrelerdir. İnce çeperli hücrelerdir. Stoplazmaları boldur. Bu yönüyle meristem hücrelerine benzerler arkadaşlar. Ama bölünemezler. Bölünenler sadece meristem doku biliyorsunuz. Şimdi parankima hücrelerinin şöyle bir özelliği var. Bulunduğu yere göre farklı özellikler gösterebiliyor. Mesela özümleme parankiması denen bir çeşidi var. Bu özümleme parankimasına değinelim arkadaşlar. Özümleme kavramı hatırlarsanız fotosentezi ifade eder. karbondioksit ve suyu birleştirip işte glikoz ve oksijen üreten bir denklem yazarsınız. Bu fotosentezdir. Fotosentez yapan parankimadır arkadaşlar. Özümleme parankiması. E, bunu unutmayın. Bitkinin işte fotosentez yapan dokusu temel dokunun özümleme parankiması çeşididir. E, nerede bulunur? E, fotosentez yapıyorsa bitkinin yeşil kısımlarında bulunmak zorundadır. E, en çok da yaprakta bulunur. Şöyle bir bitki hayal edelim arkadaşlar. Bitkinin yeşil olan her kısmında özümleme parankimasını görebilirsiniz. Tabii bitki e, bu yeşil kısımlardan ibaret değil, kökü de var mesela. E, toprak altında ışık almayan kökü de var. Oralarda fotosentez yok biliyorsunuz. E, şimdi biz e, daha çok yaprak üzerindeki e, parankimadan e, devam edelim. Buradan bir kesit alıp arkadaşlar yaprağın iç kısmına doğru baktığımızı hayal edin. Bu iç kısmında, bu yeşil kısmında işte bol bol özümleme parankimasını görürüz arkadaşlar. Burayı biraz daha detaylandıralım. Şöyle ki mesela şurayı alalım ve bunu aşağıda büyük bir şekilde görmeye çalışalım. Üstte arkadaşlar bitkinin derisi diyebileceğimiz tek sıra bir tabaka var. Bu örtü doku. Bunu da anlatacağım. Tek sıra bitkinin derisi üstte ve altta var. Bunlar epidermis hücreleri. Bunlar yeşil değil ama bunların ikisinin arasındaki hücreler yeşil. Üst tarafta daha uzun hücreler vardır. Alt tarafta daha küp gibi ve aralarında boşluk daha fazla olan hücreler vardır arkadaşlar. Bunların hepsi yeşil hücreler. Bunların hepsi fotosentez yapan parankima hücreleri işte. Bu ikisi üstteki uzun olanlar ve alttaki kübik olanlar özümleme parankiması arkadaşlar. Alttakiler de yeşildir. Klorofilleri, kloroplastları vardır. Fotosentez yaparlar. Üsttekiler biraz daha koyu yeşildir. Bunun sebebi ışık üstten geldiği için Fotosentez üst kısımda daha fazla gerçekleşir. Alttaki hücreler de yeşildir ama üsttekiler daha koyu yeşildir. Yaprağın üst kısmı daha koyu yeşil olur arkadaşlar. Dikkat ederseniz görürsünüz. Üstteki uzun olan kısım palizat parankiması adını alır. İşte bir parankima. Alttakiler ise sünger parankiması adını alır. İşte bu ikisi yaprağın mezofil dokusunu oluşturur arkadaşlar. Yaprağın mezofil dokusu palizat ve sünger parankimasından oluşur. Aynı zamanda bu palizat ve sünger parankiması ikisi birlikte yapraktaki özümleme parankimasını oluşturur arkadaşlar. Özümleme parankiması yapraktaki palizat ve sünger parankimasından oluşur. Evet bu açıkladığım kısımları kısaca şuraya yazalım. Özümleme parankiması arkadaşlar hücrelerinde bol miktarda kloroplast bulunur. Bunun dışında ışığı direkt alan Üst kısım yani parizat parankiması daha fazla kloroplast taşır ve daha fazla fotosentez yapar diyebiliriz. Şekilde de e, üst kısımdan ışığı şöyle belirtmiş olalım. Evet. E, parankima çeşitlerine devam edeceğiz arkadaşlar. E, şimdilik bu kadar. Kolay gelsin. Başarılar.